Sayın Müsteşarım, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Konuklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve İTÜ Rektörlüğü arasında onanarak sürdürülmekte olan kentsel dönüşüm uygulamalarında planlama ilkelerinin ve kriterlerinin geliştirilmesi projesi İstanbul Çalıştayı'na hoş geldiniz. Bakanlık olarak sağlıklı, güvenli, yaşanılabilir, çevreye sahip, kimlikli ve sürdürülebilir şehirlerin oluşturulması önceliğimizdir. Görünen o ki 21. yüzyılda küresel ölçekte en temel hedef olan sürdürülebilir kalkınmanın mihenk taşını kentleşme oluşturacaktır. Kentsel dönüşüm uygulamalarını yönlendirilecek belirli planlama ilkelerini ortaya koymak, bu ilkelere bağlı tamamlayıcı kriterler geliştirmek adına böyle bir projeyi İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte başlaşmış bulunmaktayız. İstanbul Teknik Üniversitesi ile Çevre Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan bu projedir. Kentsel dönüşüm uygulamalarında planlama ilkelerini ve kriterlerinin geliştirilmesi projesidir. İnşallah bu yıl sonunda da bu proje tamamlanacak ve devamında da diğer projeleri birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarımızla beraber devam ettireceğiz. Şimdi kentsel dönüşüm konusu ülkemiz için çok önemli bir konu. Çok önemli bir fırsat alanı olduğuna inanıyoruz. Yani konuyu sadece riskli alanlarda yapılaşmış çevrenin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, dayanıklı hale getirilmesi olarak değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik gelişmeye de önemli bir katkı sağlaması boyutuyla düşünüyoruz. Daha kapsamlı bakınca gerçekten önemli bir fırsat alanı. Örneğin bir tanesi Esenler bölgesi. Burada dönüşüm tamamlanmış. Bir tanesi Pendik bölgesi. Dönüşüm burada parsel ölçeğinde yapılıyor. O bakımdan farklı bir karakteristik. Bir diğeri ise Örnektepe Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı, Beyoğlu ilçesine bağlı Örnektepe. Burada da etaplar halinde yapılıyor. Dönüşüm kısmen başlamış, kısmen henüz başlamamış gibi. Dolayısıyla bu alanları da örnek alan olarak biz ele aldık. Yani kentsel dönüşüm konusunun böyle sadece bir emsal artırmak olarak düşünmemek veya sadece bir rant elde etmek gibi düşünmemek gerekiyor. Demin söylediğim gibi bunu bir fırsat ülkemiz için sosyal ekonomik, fiziksel açıdan görmek gerekiyor. Esasında bizim buradaki amacımız bundan sonra yapılacak olan dönüşüm çalışmalarında adeta bir checklist oluşturmak. Yani dönüşüm alanları bu kriterlere uygun mu tasarlanmış yoksa uygun olmadan mı tasarlanmış? Yani bunun bir standartlara ve kodlara dönüştürülmesi konusunda teknik üniversite bir iddia ortaya koymuş oluyor böylece. Ve bu kriterlerden örnekler verecek olursak 15 ilkeden daha doğrusu örnekler verecek olursak, yani tabii doğal yapıyla ilgili ilkeler var, sosyal yapıyla ilgili ilkeler var, mahalle ölçeğiyle ilgili, yani mahallelerin tekrar canlandırılması, yaşatılması ile ilgili ilkeler var, insan ölçeğinde olması ile ilgili ilkeler var, ekonomik ve finans yapısı ile ilgili ilkeler var, yönetim biçimi ile ilgili ilkeler var. Yani toplam 15 ilke, onun altında 195 kriterle bunu tanımlamış olduk. Ümit ediyoruz ki gerçekten ülkemizde bundan sonra yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları bu ilke ve kriterler bağlamında değerlendirilir. Bu örnek alanlar çerçevesinde tabii ki dönüşüm bir süreç, tabii ki katılımcı bir süreç. O bakımdan burada rol alan bütün aktörlerle görüştük. Hane halkıyla görüştük. Bütün aktörlerle odak grup toplantıları ve çalıştaylar yaptık. Böyle yürüdük.